Really good thing would be Rainbow some. snakes, they're Look at. so cool. Oh my god. Yeah, the snakes are incredible. Herkese merhaba arkadaşlar. 150. Devsim özet videosuna hoş geldiniz. Realjack ilk duyurulduğunda korpus gemileri vardı. Şimdi ise korpus gemileri, korpus alanları vesaire gelecek. Kuva liçler gibi korpusların da liçleri gelecek. Bunların isimleri ise Queen Pin olacak. Queen Pin'ler kuva liçler gibi kuvayla değil, teknoloji ve Parvus Granum'un temel almış olduğu Spectre parçacıklarını kullanacaklar. Önceki dev streamlerde de görmüş olduğumuz evrak çantası şeklinde yeni silahlarımız Queen Pin'lerle birlikte gelecek. Eğer Queen Pin'leri dönüştürmez ve öldürürseniz şu an ekranda oynamakta olan 4 tane yeni Ephemera'yı edinebilirsiniz. Realjack'te oyuncu sıkıntısı olduğu için eğer oyuncular olmazsa diye geminiz için yapay zeka oyuncuları getiriyorlar. Öyle kopya Warframe gibi değil de kurtarma görevlerinde kurtardığımız insanlar gibi gemimiz için işe alabileceğimiz ekip üyeleri olacak. Sendikalardan, kolonilerden insanları aramıza katacağız. Onlar aynı birer oyuncu gibi oynarken biz onları eğitebileceğiz, level atlatıp özelleştirebileceğiz. Özelleştirme açısından kıyafetlerini istediğiniz rengi boyayıp zırh setlerinizi ve siyandanalarınızı paylaşabilirsiniz. Kullanmadığınız fazladan silahları onlara kullanmaları için verebilirsiniz. Bu işe almış olduğumuz mürettebat üyeleri gibi kendi tarafımıza çevirmiş olduğumuz liçler de mürettebata eklenebilecekmiş. Requiem eşleşmelerinde direkt doğru Requiem'i seçen bir Requiem modu gelecekmiş. Mesela ilk boşluğa bu modu taktık. Direkt otomatik olarak ilk denemede başarılı oluyor. Diğer iki kombinasyonu bulmak yine bize kalıyor tabii ki. Eğer bundan 3 tane bulup takarsak tek delişi indirebileceğiz anlamına geliyor. Tenikon'da gösterdikleri gibi kovaliçler ve queenpinlerin gemileri olacak ve o şekilde onlarla savaşacağız. Videonun bu kısmına kadar saydıklarım 2021'in başlarında gelecekmiş. Yeni Warframe'in Slavos'un yetenekleri açıklandı. Birinci skill'i kolundaki yılanlarıyla düşmanları vuruyor. Düşmanları toksin ve aşılanmış hasar vuracak. Düşmanlara vurduğu hasardan kendisine can da ekleyecek. Birinci skill'e basılı tutarsanız skill'lerde toksin hasarı vermeye başlarsınız. İkinci skill'i Lavos'u öne doğru atılmasını ve geriye elementsel etkiler bulunduran şişeler fırlatmasını sağlıyor. İkinci skill'i buz ve aşılanmış hasar vuracak. İkinci skill'i basılı tuttuğunuzda skill'lerde buz hasarı vermeye başlarsınız. Üçüncü skill öne doğru ilerleyen, mermi ve enerji gibi şeyleri çoğaltan drone çıkartıyor. Eğer drone düşmanlara değerse düşmanlara elektrik ve aşılanmış hasar vuruyor. Ayrıca her başarılı vuruşunuzda yetenek beklemesi süresini azaltıyor. Bu skill'i basılı tutarsanız elektrik hasarı vurmaya başlarsınız. Dördüncü yetenek uçan diskler fırlatıyor ve düşmanlara ateş hasarı verdikleri gibi aşılanmış hasar da veriyorlar. Düşmanlar ne kadar element saldırısı altındaysa o kadar çifte hasar veriyor. Dördüncü skill'i basılı tutunca ateş hasarı vermeye başlarsınız. Aşılama olayı ise arkadaşlar skill'lerden vermiş olduğumuz basılı tutunca şu elementi vurursunuz örnekleri gibi basılı tuttuğunuzda kenarda tutacağınız elementler olacak. Her skill'in kendi elementi olduğu gibi kenarda tuttuğunuz aşılanmış hasarlar o elementlerle birlikte birleşip saldıracak. Mesela birinci skill'in toksin hasarını kullanıp ondan sonra dördüncü skill'i kullanırsanız Lavos ateş ve toksin hasarını birleştirerek gaz hasarı verebilecek. Kullandığınız skill'lerin sırasıyla veya kombinasyonlarıyla böyle simyacı Warframe'in elemental saldırılarını kullanabileceksiniz. Lavos'un alternatif kaskı bu şekilde. Warframe'ler gibi Necromech'lere de alternatif kasklar gelecek. New War yeni operasyonumuz olan Orphix Venom ile devam ediyor. Eskiden sadece silahları etkisiz hale getiren Orphix adı verilen Sentient yapay zekaları bu operasyonda Warframe'leri etkisiz hale getirme yeteneğini öğrenmişler. Bundan etkilenmeyen Necromech'leri operasyon için mecburi olarak kullanacağız. Necromech'leri normal görevlerde kullanmak hoş olacaktır. Vilkor'a göre Orphix Sentient'lara Warframe'leri etkisiz hale getirmeyi onlara birisi öğretmiş. Hani Warframe'leri iyi bilen biri olabilir. Neyse. Hikayesel detayları operasyon sırasında göreceğiz ve onunla alakalı videolar hazırlayacağım zaten. Büyük ihtimalle operasyon hem Deimos hem de Amalgam laboratuvarları arasında geçecek. Lavos'un parçaları, alternatif kaskı, Necromech aksesuarları ve Scarlet Spear'in eski ödülleri bu etkinlikte alınabilecek. Yapmış olduğum çıkarımlara ve Lavos'un nasıl işlediğine ve görünüşüne bakacak olursak Lavos amalgam bir Warframe. Dediğim gibi New War parça parça etkinliklerle gezegenlerde geçen savaşlar ile yapılan bir etkinlik oluyor ama bunun yanı sıra ufak sinematikler de verecekler bize. Böyle savaşlar, hikayeler, parça parça hikayeler yaşanacak. Ondan sonra en sonda
Bir New War kapanış görevi olur. O şekilde tamamlanır görev. Neja, Inaros, Titania Prime akseslerini almış olan oyunculara da onların Noggle'larını hediye edeceklermiş. Şu ana kadar saydıklarımda yakın vakitte gelecek olan yenilikler. Evet, devstream özet videosu bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu devstream'de gösterilenlerden memnun musunuz? Herhangi bir yorumunuz varsa yorumlarda bunu yazın. Konuşalım, sohbet edelim orada. Ve bu tarz videolardan haberdar olmak için çan butonunu aktifleştirerek kanala abone olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.